Merhaba, bu videoda sizlere mor kasa uygulamasında ürün veya hizmet kartları ile ilgili yapabileceğimiz işlemleri anlatacağım. Bu işlemleri yapabilmek için ilk olarak ürünler menüsüne gitmeliyiz. Ürünler menüsü içinde ürünler, markalar, ürün kategorileri ve stok aktarımları gibi bölümler bulunur. Biz şimdi ürün veya hizmet kartları ile ilgili işlemler yapacağımız için ürünler bölümüne tıklıyoruz. Ve karşımıza mevcut olan ürünlerin listesi çıkıyor. Her ürünün başında işlemler butonu bulunur. Bu butona tıkladığımızda o ürünle ilgili sistem üzerinde yapabileceğimiz işlemleri görürüz. Burada ben fotoğraf makinesi ürününe ait işlemler butonuna tıklıyorum ve kart detaylarını gör ve düzenle seçeneğiyle devam ediyorum. Karşımıza ilk olarak bu ürünle ilgili bilgileri düzenleyebileceğimiz form alanları çıkar. İstediğiniz değişiklikleri yaptıktan sonra değişikliği kaydet butonuna tıklamanız yeterlidir. Ürüne ait bilgileri güncelledikten sonra ayrıca sayfanın üst kısmındaki sekmelerden alış fiyatı ve satış fiyatı gibi bilgileri girebilirsiniz. Unutmayın ki ürün ya da hizmet için burada belirlediğiniz fiyatlar fatura ekranında ürünü seçtiğinizde ilgili yerlere yazılır. Eğer isterseniz fatura keserken bu fiyatları değiştirebilirsiniz. Burada ek olarak İndirim gruplarından bu ürün için özel bir indirim tanımlayabilir ve ürün görseli yükle sekmesinden de o ürüne ait resim dosyalarını yükleyebilirsiniz. Şimdi bu ekranı kapatarak gelen ürün listesi sayfasında bu kez açılış fişi gir veya düzenle seçeneğiyle devam edelim. Gelen ekranda örneğin fotoğraf makinesi ürünümüzün 2018 çalışma dönemine ait açılış stok sayısını düzenleyebilirsiniz. Unutmayın ki her bir ürün için her bir deponuza sadece bir açılış fişi ekleyebilirsiniz. Ben burada depo olarak merkez depoyu ve miktar olarak 150 değerini görüyorum. Eğer açılış fişini silmek isterseniz miktar adet bölümünü boş bırakarak veya sıfır yazarak değişikliği kaydetmeniz yeterlidir. Bu ekranı kapatarak gelen ürün listesi sayfasında bu kez stok seviyesini düzenle seçeneği ile devam edelim. Stok seviye düzenleme fişini kullanarak seçtiğiniz ürünün seçtiğiniz depodaki stok seviyesini ayarlayabilirsiniz. Burada oluşturacağınız fiş mevcut stok seviyesine eklenen bir stok hareketi olarak işlenecektir. İlk olarak depo bölümüne merkez depo olarak seçiyorum. Ardından gelen giriş tipi bölümünde iki seçenek vardır. Stok çoğaltma ve stok eksiltme. Stok eksiltme, miktar bölümüne girdiğiniz adet kadar stok sayısını eksilteceği anlamına gelir. Stok çoğaltma ise miktar bölümüne girdiğiniz adet kadar stok sayısını çoğaltacağı anlamına gelir. Örneğin, mevcut stok 7 ise ve siz miktar bölümüne 3 yazarak eksiltme fişini eklerseniz, bu ürünün yeni stok değeri 4 olur. Eğer çoğaltma fişine eklerseniz yeni stok değeri 10 olur. Ben burada stok eksiltmeyi seçiyorum. Devamında kayıt tarihini, miktar ve adet bilgisini ve isterseniz de bu işlemle ilgili açıklama veya not ekleyebilirsiniz. Son olarak fişi kaydet butonuna tıklıyorum ve işlem tamam. Merhaba, bu videoda sizlere Morkasa uygulamasında ürün veya hizmet kartlarının şubeden şubeye stok aktarımlarının nasıl yapabileceğinizi anlatacağım. Stok aktarımı yapabilmek için ilk olarak ürünler menüsüne gitmeliyiz. Ürünler menüsü içinde ürünler, markalar, ürün kategorileri ve stok aktarımları gibi bölümler bulunur. Biz şimdi ürün veya hizmet kartlarının şubeden şubeye stok aktarımını yapacağımız için ürünler bölümüne tıklıyoruz. Ve karşımıza mevcut olan ürünlerin listesi çıkıyor. Her ürünün başında işlemler butonu bulunur. Bu butona tıkladığımızda o ürünle ilgili sistem üzerinde yapabileceğimiz işlemleri görürüz. Burada ben örneğin ürün adı Oral-B yedek diş fırçası olan ürünün işlemler butonuna tıklıyorum. Ve şubeden şubeye stok aktarımı için ile devam ediyorum karşımıza ilk olarak bu ürünün aktarımı ile ilgili bilgileri düzenleyebileceğimiz form alanları çıkıyor. Sırasıyla çıktığı depo, ben burada merkez depoyu seçiyorum. Aktarıldığı depo, var olan depolarımızdan birini seçiyorum ve transfer edilecek adeti görüyorum. Devamında isterseniz bu işlemle ilgili açıklama veya not ekleyebilirsiniz. Son olarak transferi gerçekleştir butonuna tıklıyorum ve işlem tamam. Ardından kapat butonuna tıklayarak bu pencereyi kapatıyorum. Bu stok aktarımını sistem üzerinde görebilmek için Ürünler menüsünün altındaki Stok Aktarımları bölümüne tıklamalıyız. Gelen ekranda gerçekleştirdiğimiz stok aktarımı işleminin buraya kaydedildiğini görürüz. Ayrıca sayfanın üst kısmındaki seçeneklerden Excel veya PDF formatında stok aktarımınızı dosya olarak kaydedebilir veya yazdırabilirsiniz. Ek olarak e-mail seçeneğiyle de bu aktarımı iş arkadaşlarınıza tekst olarak veya tablo olarak e-mail gönderebilirsiniz. Merhaba, bu videoda sizlere Morkasa uygulamasında yeni bir markanın nasıl ekleneceğini anlatacağım. Yeni bir marka eklemek için ilk olarak ürünler menüsüne gitmeliyiz. Ürünler menüsü içinde ürünler, markalar, ürün kategorileri ve stok aktarımları gibi bölümler vardır. Biz şimdi yeni bir marka ekleyeceğimiz için markalar bölümüne tıklıyoruz. Ve karşımıza mevcut markaların listesi çıkıyor. Ardından sol üst bölümdeki yeni marka ekle butonuna tıklayarak markamıza ait bilgileri tanımlayacağımız form sayfasını açıyoruz. Karşımıza gelen ekranda marka adını görüyoruz. Ben burada Nikon markasını giriyorum ve ardından değişikliği kaydet butonunu tıklıyoruz ve işlem tamam. Devamında kapat butonunu tıklayarak tekrar karşımıza mevcut markaların listesinin olduğu sayfayı açıyoruz. Ve Nikon markasının burada mevcut marka listesine eklendiğini görüyoruz. Her markanın başında işlemler butonu bulunur bu butona tıkladığımızda o marka ile ilgili sistem üzerinde yapabileceğimiz işlemleri görürüz. Burada Nikon markasının işlemler butonuna tıklıyorum ve marka detaylarını gör veya düzenle seçeneği devam ediyorum. Gelen pencerede markanın aktif veya pasif olma durumunu ve adını değiştirebilirsiniz. Son olarak değişikliği kaydet butonuna tıklayarak yaptığımız güncellemenin sisteme kaydolmasını sağlayabiliriz. Ve işlem tamam. Merhaba. Bu videoda sizlere Morcasa uygulamasında yeni bir ürün kategorisinin nasıl ekleneceğini anlatacağım. Yeni bir ürün kategorisi eklemek için ilk olarak ürünler menüsüne gitmeliyiz. Ürünler menüsü içinde ürünler, markalar, ürün kategorileri ve stok aktarımları gibi bölümler bulunur. Biz yeni bir ürün kategorisi ekleyeceğimiz için ürün kategorileri bölümüne tıklıyoruz ve karşımıza ürün kategorilerinin listesi çıkıyor. Ardından sol üst bölümdeki yeni kategori ekle butonunu tıklayarak yeni kategorimize ait bilgileri tanımlayacağımız form sayfasını açıyoruz. Burada bir ana kategori ekleyebileceğimiz gibi aynı zamanda var olan bir ana kategorinin altına yeni bir alt kategori de ekleyebiliriz. Burada ben ana kategoridir seçeneğini işaretliyorum ve kategori adına da otomobil olarak giriyorum. Ardından değişikliği kaydet butonuna tıklıyoruz ve işlem tamam. Devamında kapat butonuna tıklayarak karşımıza mevcut kategorilerin listesinin olduğu sayfayı açıyoruz. Ve eklediğimiz otomobil kategorisinin listeye eklendiğini görürüz. Bu kez var olan bir ana kategorinin altına yeni bir alt kategori ekleyelim. Yine sayfanın sol üst bölümündeki yeni kategori ekle butonunu tıklayarak yeni kategorimize ait bilgileri tanımlayacağımız form sayfasını açıyoruz. Bu defa üst kategorisi bölümüne altına kategori ekleyeceğimiz kategoriyi seçiyoruz. Burada ben otomobil kategorisini seçiyorum. Kategori adı olarak da ikinci el giriyorum. Ardından değişikliği kaydet butonuna tıklıyoruz ve işlem tamam devamında kapat butonuna tıklayarak tekrar karşımıza mevcut kategorilerin olduğu sayfayı açıyoruz. Ve eklediğimiz ikinci el kategorisinin listeye eklendiğini görürüz. Ve üst kategorisi bölümünde de otomobil olarak görülüyor. Merhaba, bu videoda sizlere Morkasa uygulamasında yeni bir cari hesabın nasıl ekleneceğini anlatacağım. Yeni bir cari hesap eklemek için ilk olarak cari hesaplar menüsüne gitmeliyiz. Cari hesaplar menüsü tüm ön muhasebe fonksiyonlarını en iyi şekilde kullanabilmeniz için optimize edilmiştir. Biz şimdi cari hesap işlemi yapacağımız için cari hesaplar butonunu tıklayarak tanımlı cari hesapların listesini açıyoruz. Ardından sol üst bölümdeki yeni cari hesap ekle butonunu tıklayarak cari hesap bilgilerini tanımlayacağımız form sayfasını açıyoruz. Gelen form sayfasının ilk bölümünde yeni açacağımız cari hesaba dair firma adı, firma yetkilisi, vergi dairesi gibi alanları doldururuz. İkinci bölümde vadesi, risk limiti, risk izni gibi finansal ayarları tanımlarız. Fatura Vadesi, fatura'nın fatura tarihinden itibaren kaç gün sonra ödeneceğini ifade eder. Ben burada fatura vadesi olarak 30 gün tanımlıyorum. Risk Limiti, müşterileriniz için özel olarak belirlediğiniz maksimum borç tutarını ifade eder. Eğer risk limiti alanına sıfır yazarsanız ya da boş bırakırsanız, bu müşteriniz için hiçbir limit uygulanmaz. Ben burada risk limiti olarak 30 bin tanımlıyorum. Risk izni, müşterilerinizin size olan borçlarının kabarmasını engellemek için kullanılır. Liste kutusuna tıkladığınızda karşınıza 3 seçenek çıkar. Birinci seçeneğimiz, sistem ayarlarında belirtilmiş olan ayarı kullan. Bu müşteri için özel bir davranış sergilemeden, sistem ayarları bölümünde tanımlanmış olan risk izni ayarı kullanılır. Mevcut sistem ayarımız ise risk limiti aşımına izin verdir. İkinci seçeneğimiz risk limiti aşımına izin ver. Bu müşteri için sistem ayarlarında belirtilmiş olan risk izni ayarını dikkate almaz ve müşteriniz sizden limitsiz alım yapmasına izin verilir. Üçüncü seçeneğimiz risk limiti aşımına izin verme. Bu müşterinizin sizden sadece yukarıda belirttiğiniz risk limiti dahilinde alım yapmasına izin verir. Limit aşımına izin vermez. Ben burada risk limiti aşımına izin ver seçeneğini tıklıyorum. Üçüncü bölümde kategoriler ve etiketleri tanımlarız. Kategoriler sisteme girdiğiniz hareketleri kategorize etmenizi sağlar. Aynı kategoriyle ilişkilendirilmiş kayıtları kolayca süzmenize yardımcı olur. Ben burada hizmet alımı seçeneğini tıklıyorum. Etiketler ise raporlarınızı daha fazla detaylandırmanıza yardımcı olur. Ben burada işletme giderleri verisine giriyorum ve ardından Enter ya da Virgül tuşunu tıklayabilirsiniz. Son olarak Kaydet butonuna tıklarız ve ardından oluşturduğumuz yeni cari hesabın tüm özelliklerini tek bir sayfada görebileceğimiz bir ekran karşımıza gelir. Merhaba, bu videoda sizlere Morkasa uygulamasında yeni bir ürün ya da hizmet kartının nasıl ekleneceğini anlatacağım. Yeni bir ürün eklemek için ilk olarak ürünler menüsüne gitmeliyiz. Ürünler menüsü içinde ürünler, markalar, ürün kategorileri ve sok aktarımları gibi bölümler bulunur. Biz yeni bir ürün ekleyeceğimiz için ürünler bölümüne tıklıyoruz. Ve karşımıza mevcut olan ürünlerin listesi çıkıyor. Ardından sol üst bölümdeki yeni bir ürün ya da hizmet kartı ekle butonuna tıklayarak ürün kartına ait bilgileri tanımlayacağımız form sayfasını açıyoruz. Öncelikle ürün kategorisini dolduruyoruz. Ben burada fotoğraf makinesi olarak giriyorum. Unutmayın ki eğer listede olmayan bir kategori veya marka yazmanız gerekiyorsa liste kutusunun üzerine bir kere tıklamanız ve ilgili marka veya kategori adını buraya yazmanız yeterlidir. Ardından Enter veya virgül tuşuna tıklayınız. Bu şekilde yeni kategori veya markayı sisteme tanıtmış olacaksınız. Örneğin ben burada marka olarak listede olmayan Fuji Film markasını giriyorum. Ve Enter tuşuna tıklıyorum. Devamında ürün ya da hizmet tipini, ürün ya da hizmet adını Ürün ya da hizmet kodunu gibi bölümleri dolduruyorum. Ürün ya da hizmet kodu alanında ç, yumuşak g, ü gibi Türkçe karakterler ve artı, yüzde gibi özel karakterler kullanmamaya dikkat edelim. Kritik seviye eşiği, satış faturası veya irsaliyesi keserken kullanılan önemli ölçütlerden biridir. Şöyle ki, satış faturası veya irsaliyesi keserken çıkış yapılacak ürünü seçtiğinizde bu ürünün stok seviyesi kontrol edilir. Ve eğer stok sayısı burada belirttiğiniz kritik seviye eşiğinden daha az ise sistem sizi bu konuda uyarır. Ben bu değeri 200 olarak giriyorum. Son olarak birim seti adet olarak girip ardından değişikliği kaydet butonuna tıklıyorum ve işlem tamam. Ardından kapat butonuna tıklıyoruz. Ve karşımıza mevcut olan ürünlerin listesi gelir. Ürün listesine baktığımızda eklediğimiz fotoğraf makinesi ürününün buraya eklendiğini görürüz. Merhaba, bu videoda sizlere Morkasa uygulamasında mevcut cari bir hesabın profilinin nasıl düzenleyebileceğimizi anlatacağım. Cari hesaplarla ilgili işlem yapabilmek için ilk olarak cari hesaplar menüsüne gitmeliyiz. Biz şimdi mevcut cari bir hesabın profilini düzenleyeceğimiz için cari hesaplar butonunu tıklayarak tanımlı cari hesapların listesini açıyoruz. Her cari hesabın başında işlemler butonu bulunur. Bu butona tıkladığımızda o cari hesapla ilgili sistem üzerinde yapabileceğimiz işlemleri görürüz. Burada ben firma adı adam nakliyat olan müşterimize ait işlemler butonuna tıklıyorum ve profili gör veya düzenle seçeneği ile devam ediyorum. Gelen ekranda ilk olarak bu cari hesaba ait bilgileri güncelleyebileceğimiz form alanları görürüz. Burada ben cep telefonu alanına veri girişi yapıyorum. Ve ardından kaydet butonuna tıklıyorum. Profili düzenleden sonra hareket dökümü seçeneği ile devam edelim. Burada o cari hesabı ait hareket dökümünü görürsünüz. Bu ekrandaki diğer seçenekler olan not veya açıklama ile cari hesapla ilgili sisteme önemli bir not ya da açıklama kaydedebilir, logo yükle seçeneği ile de logonuzu sisteme yükleyebilirsiniz. Ayrıca sayfanın sağındaki butonlar yardımıyla bu cari hesabın profilini düzenleyebilir, indirim grupları ekleyebilir cari hesap dökümüne bakabilir veya borç alacak dekontu ekleyebilirsiniz. Merhaba. Bu videoda sizlere Morcasa uygulamasında bir cari hesaptan nasıl tahsilat yapabileceğimizi ve ardından da bir cari hesaba nasıl ödeme yapabileceğimizi anlatacağım. Cari hesaplarla ilgili işlem yapabilmek için ilk olarak cari hesaplar menüsüne gitmeliyiz. Biz şimdi Önce cari bir hesaptan tahsilat yapacağımız için cari hesaplar butonunu tıklayarak tanımlı cari hesapların listesini açıyoruz. Her cari hesabın başında işlemler butonu bulunur. Bu butona tıkladığımızda o cari hesapla ilgili sistem üzerinde yapabileceğimiz işlemleri görürüz. Burada ben firma adı adam Nakliyat olan müşterimize ait işlemler butonuna tıklıyorum ve tahsilat yap seçeneğiyle devam ediyorum. Burada Üç farklı tahsilat tipi vardır. Bunlar nakit veya kart ödemesi al, çek al veya senet al'dır. Ben burada nakit veya kart ödemesi al tipini seçiyorum. Gelen ekranda ilk olarak tahsilatın yapılacağı kasa veya banka hesabını belirleriz. Burada ben merkez kasayı seçiyorum. Devamında kayıt tarihini ve tutarı giriyoruz. not ve açıklamalar bölümünden bu tahsilata dair bir açıklama ekleyebiliriz. Devamında dolduracağımız alanlardan etiketler sisteme girdiğiniz hareketleri kategorize etmenizi sağlarken kategorilerse raporlarınızı daha fazla detaylandırmanıza yardımcı olur. Kategori olarak hizmet alımını seçiyorum. Son olarak etiket kategorisini doldurup bitireceğiz. Eğer seçmek istediğiniz etiket listede yoksa önceki etiket kutusunu tıklayınız ve ardından etiket ismini yazarak enter veya virgül tuşuna tıklayınız. Bu şekilde yeni etiketi sisteme tanıtmış olacaksınız. Ben burada lojistik giderler yazıyorum. Yapacağımız son adım ise kasa hareketini kaydet butonuna tıklamak ve işlem tamam. Ardından bu ekranı kapatıp tekrar cari hesapların listesini açıyoruz. Bu kez bir cari hesaba nasıl ödeme yapabileceğimizi görelim. Örneğin mevcut cari hesaplarımızdan firma da antersal mobilya olan cari hesaba ait işlemler butonuna tıklıyoruz ve ödeme yap seçeneği ile devam ediyorum. Burada 5 farklı ödeme tipi vardır. Bunlar nakit veya kart ödemesi yap, çek ver, kendi çekimiz, çek ver müşteri çeki, senet ver kendi senedimiz ve senet ver müşteri senedidir. Ben burada çek ver kendi çekimiz tipini seçiyorum. Gelen ekranda ilk olarak bu hareketin hangi şube hesabımıza işleneceğini belirleriz. Burada ben merkez şubeyi seçiyorum. Devamında kayıt tarihini ve istersek de not ve açıklamalar bölümünde bu ödemeye dair bir açıklama ekleyebiliriz. Ardından diğer alanları boş bırakıp çeki kaydet butonuna tıklıyoruz. Ve karşımıza gelen uyarı penceresindeki açıklamalardan çek seri numarası, çek vade tarihi, banka adı ve tutar alanlarının doldurulması zorunlu alanlar olduğunu anlarız. Tamam butonuyla uyarı penceresinden çıkarız. Devamında sırasıyla seri numarası borçlu Vergi dairesi Vergi numarası Vadesi Banka adı gibi alanları doldururuz. Tutar bilgisi alanında eğer çek kaydını yerel para birimini kullanarak oluşturacaksanız, para birimi bölümünü TL olarak bırakınız. Eğer TL dışında bir döviz birimiyle işlem yapmak istiyorsanız kullanabilir döviz cinslerinden birini seçiniz. Siz seçim yaptığınızda sistem otomatik olarak Merkez Bankası döviz kuru karşılığını çekerek size gönderecektir. Eğer kendi kurunuzu uygulamak isterseniz döviz kuru alanını değiştirebilirsiniz. Ben burada 5000 TL değerini giriyorum. Son olarak çekip kaydet butonuna tıklıyoruz. İşlem tamam. Merhaba. Bu videoda sizlere Morcasa uygulamasında bir cari hesaba ait cari hesap özetini nasıl görebileceğimizi anlatacağım. Cari hesaplarla ilgili işlem yapabilmek için ilk olarak cari hesaplar menüsüne gitmeliyiz. Biz şimdi cari hesap özeti ile ilgili işlem yapacağımız için cari hesaplar butonunu tıklayarak cari hesapların listesini açıyoruz her cari hesabın başında işlemler butonu bulunur. Bu butona tıkladığımızda o cari hesapla ilgili sistem üzerinde yapabileceğimiz işlemleri görürüz. Burada ben firma adı adam nakliyatı olan müşterimize ait işlemler butonuna tıklıyorum ve raporlar seçeneği ile devam ediyorum. Raporların iki farklı tipi vardır. Bunlar cari hesap ekstresi ve cari hesap özetidir. Burada ben cari hesap özetini seçiyorum. Cari hesap özeti bir cari hesabın borç ve alacak girdisini ve bu girdilerin farklılığının ne kadar olduğunu aylara göre gruplayarak gösterir. Ekranda gördüğümüz bakiye miktarı müşterimizin örneğin Mart ayındaki borç ve alacak miktarı arasındaki farkı göstermektedir. Şimdi tarih aralığı seçiniz yazan liste kutusunu tıklayalım. Burada dün, bugün, son 7 gün, son 30 gün, bu ay, geçen ay veya tüm çalışma dönemi gibi Alternatif tarih aralıklarının bize sunulduğunu görürüz. Örneğin tüm çalışma dönemini seçersek 1 Ocak 2018'den bugüne kadar oluşturulmuş olan tüm borç alacak girdileri gösterilir. Veya geçen ay seçeneğini işaretlersek sadece geçen ay içinde oluşturulan borç alacak girdileri gösterilir. Eğer tarih aralığı konusunda hiçbir seçim yapmazsak son 7 güne ait veriler gösterilir. Burada ben geçen ay seçeneğini işaretliyorum. Ardından şube seçimi yap yazan liste kutusunda merkez şubeyi seçiyorum. Ve raporu oluştur butonuna tıklıyorum. Devamında adam nakliyat isimli müşterimizin geçen ay içindeki boş alacak girdilerinin grafiğini görürüz. Ayrıca grafiğin altındaki seçeneklerden Excel veya PDF formatlarında bu girdileri dosya olarak kaydedebilir veya yazdırabilirsiniz. Ek olarak e-mail seçeneğiyle de bu verileri iş arkadaşlarınıza tablo formatında e-mail gönderebilirsiniz. Merhaba, bu videoda sizlere Morkasa uygulamasında bir cari hesaba ait cari hesap ekstresini nasıl görebileceğimizi anlatacağım. Cari hesaplarla ilgili işlem yapabilmek için İlk olarak cari hesaplar menüsüne gitmeliyiz. Biz şimdi cari hesap ekstresi ile ilgili işlem yapacağımız için cari hesaplar butonunu tıklayarak cari hesapların listesini açıyoruz. Her cari hesabın başında işlemler butonu bulunur. Bu butona tıkladığımızda o cari hesapla ilgili sistem üzerinde yapabileceğimiz işlemleri görürüz. Burada ben firma da adam nakliyatı olan müşterimize ait işlemler butonuna tıklıyorum ve raporlar seçeneğiyle devam ediyorum. Raporların iki farklı tipi vardır. Bunlar cari hesap ekstresi ve cari hesap özetidir. Burada ben cari hesap ekstresini seçiyorum. Cari hesap ekstresi seçilen tarih aralığındaki tüm cari hareketleri sırasıyla listeler. Aylara göre toplama ve gruplandırma yapmaz. Şimdi tarih aralığı seçiniz yazan liste kutusuna tıklayalım. Burada bugün, dün, son 7 gün, son 30 gün gibi alternatif tarih aralıklarının bize sunulduğunu görürüz. Örneğin, tüm çalışma dönemi seçeneğini işaretlersek 1 Ocak 2018'den bugüne kadar oluşturulmuş olan tüm cari hareketleri gösterilir veya geçen ay seçeneğini işaretlersek sadece geçen ay içinde oluşturulan cari hareketleri gösterilir. Eğer tarih aralığı konusunda herhangi bir seçim yapmazsak son 7 güne ait veriler gösterilir. Burada ben geçen ay seçeneğini işaretliyorum. Ve ardından şube seçimini yap liste kutusundan merkez şubeyi seçiyorum. Ve raporu oluştur butonuna tıklıyorum devamında adam nakliyat isimli müşterimizin geçen ay içindeki cari hareketlerini görürüz. Ayrıca grafiğin altındaki seçeneklerden Excel veya PDF formatlarında bu bilgileri dosya olarak kaydedebilir veya yazdırabilirsiniz. Ek olarak e-mail seçeneği ile de bu verileri iş arkadaşlarınıza tablo formatında e-mail gönderebilirsiniz. Ayrıca her cari hareketin yanında işlemler butonu bulunur. Buna tıkladığımızda o cari harekete ait tüm detayları görebilirsiniz. Burada ben mevcut cari hareketlerden 1 Şubat 2018 tarihli cari harekete ait işlemler butonuna tıklıyorum ve hareket detaylarını gör seçeneğiyle devam ediyorum. Gelen ekrandaki form alanlarından isterseniz bu cari harekete yönelik bilgileri güncelleyip kaydedebilirsiniz. Devamında geçmişi görüntüle seçeneği ile bu cari hareketle ilgili geçmiş kayıtları görebilirsiniz. Merhaba. Bu videoda sizlere Morcasa uygulamasında bir cari hesaba nasıl borç alacak dekontu ekleyebileceğimizi anlatacağım. Cari hesaplarla ilgili işlem yapabilmek için ilk olarak cari hesaplar menüsüne gitmeliyiz. Biz şimdi borç alacak dekontu ile ilgili işlem yapacağımız için cari hesaplar butonunu tıklayarak cari hesapların listesini açıyoruz. Her cari hesabın başında işlemler butonu bulunur. Bu butona tıkladığımızda o cari hesapla ilgili sistem üzerinde yapabileceğimiz işlemleri görürüz. Burada ben firma da adam nakliyatı olan müşterimize ait işlemler butonuna tıklıyorum ve borç alacak dekontu ekle seçeneği ile devam ediyorum. Borç veya alacak dekontlarını fatura veya tahsilat ve ödeme fişi kesmeden bir cari hesabı borçlandırmak veya alacaklandırmak için kullanabilirsiniz. Form alanlarından öncelikle şube, kayıt tarihi ve dekont tipi alanlarını doldururuz. Dekont tipi olarak borç veya alacak dekontu ekleyebileceğimiz gibi eğer Döviz hesap takibi yapan bir işletmeysek kur farkı fişini de seçebiliriz. Borç ya da alacak dekontu veya kur farkı fişinden farklı bir dekont tipi kullanıyorsanız diğer seçeneği de işaretleyebilirsiniz. Burada ben borç veya alacak dekontunu seçiyorum. Devamında iki farklı fiş tipi seçebilirsiniz. Bunlar cari borçlandırma fişi ve cari alacaklandırma fişidir. Borçlandırma fişi cari hesabı borçlandırır firmanızı alacaklandırır. Alacaklandırma fişi ise cari hesabı alacaklandırır firmanızı borçlandırır. Burada ben borçlandırma fişini seçiyorum. Ve tutar olarak 3500 TL'ye giriyorum. İsterseniz bu borçlandırmaya yönelik bir açıklama ekleyebilirsiniz. Ardından kategori liste kutusundan işlemimizle ilgili bir kategori seçebiliriz. Burada ben hizmet satışı kategorisini seçiyorum. Son olarak etiket kategorisini doldurup bitireceğiz. Etiketler raporlarınızı daha fazla detaylandırmanıza yardımcı olur. Burada ben giderler etiketini seçiyorum. Ardından yapacağımız son adım fişi kaydet butonuna tıklamak ve işlem tamam. Merhaba, bu videoda sizlere Morkasa uygulamasında bir cari hesabın açılış paketini nasıl değiştirebileceğimizi anlatacağım. Cari hesaplarla ilgili işlem yapabilmek için ilk olarak cari hesaplar menüsüne gitmeliyiz. Biz şimdi açılış bakiyesi ile ilgili işlem yapacağımız için cari hesaplar butonuna tıklayarak cari hesapların listesini açıyoruz. Her cari hesabın başında işlemler butonu bulunur. Bu butona tıkladığımızda o cari hesapla ilgili sistem üzerinde yapabileceğimiz işlemleri görürüz. Burada ben firma adı adam nakliyat olan müşterimize ait işlemler butonuna tıklıyorum ve açılış bakiyesini değiştir seçeneği devam ediyorum. Gelen ekranda öncelikle işlem yapılacak şubeyi seçmemiz gerekir. Burada ben merkez şubesini seçiyorum. Tutar alanı için eğer seçtiğimiz cari hesabın TL para birimi ile bakiyesi varsa bu TL tutar alanına gireriz. Mor açılış bakiyeleri için tüm para birimlerini ayrı ayrı hesaplar. Bu nedenle eğer bir cari hesabın sadece TL cinsinden bakiyesi varsa dövizli olanları boş bırakırız. Örneğin adam nakliyat isimli cari hesapta TL ve dolar para birimiyle çalıştığını varsayalım. Ve bu carinin 3000 TL alacaklı ve 4800 dolar borçlu olduğunu düşünelim. Bu durumda TL bölümüne 3000 ve sağdaki seçiniz yazan bölümden alacaklı durumunu seçeriz. Dolar tutar bölümüne ise 4800 ve sağdaki seçiniz yazan bölümden boşlu durumunu seçeriz. Ayrıca diğer para bilimlerine ait tutar bilimlerini boş bırakıp sağdaki alandan bakiyesiz durumunu seçiyorum. Son olarak açılış fişini kaydet butonuna tıklıyoruz ve işlem tamam.